Ve bir başka önemli dava, Mimar Başak Cengiz geçtiğimiz yıl İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilmişti. Cinayeti işleyen Can Göktuğ Bozun, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istinaf mahkemesince onandı. Eğitim için gelmişti. Yol ortasında samuray kılıcıyla katledildi. Kamuoyunu dehşete düşüren olay İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz yolda yürürken daha önce hiç tanımadığı Can Göktuğ bozun samuray kılıcıyla saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Can Göktuğ Boz 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından canavarca hisse öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi. Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbetle 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı. Verilen kararda temiz yolunun açık olduğu belirtildi.